Evet sevgili arkadaşlar sıcak bir gelişmeyle başlayayım. Sıcak gelişme Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hal City, Miha Zayt ve Allah Seyyad Maneş için Fenerbahçe'nin kapısını 12 milyon eurodan çalacak diye bir haber var dış basında. Yalvarırım doğru olsun. Elinizi ayağınızı öpeyim doğru olsun. Yani bu doğru olursa ya bir kişiye falan forma falan dağıtalım. Vallahi billahi bak 12 milyon euro. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hani e, az önceki bir önceki daha önce daha önce bir önceki video izlediyseniz biliyorsunuz golvar.com'un katkılarıyla çektiğimiz videolarda bir önceki videoyu izlediyseniz e, orada dedim ki hal City'nin transfer marketini açın bakın 14.5 milyon euro yazıyor. Belki benim internette sıkıntı vardır. Bir de siz bakın da hani oradan kıyas edin bazı şeyleri. Fenerbahçe'den Vedat Muriçi hamlesi. Bakın bu haberi şiddetle bekliyorum. Artık göz bir arar. Ben Arfa'yı bir arar. Kavani'yi bir arar. Juan Jesus'u arar. Hakikaten Juan Jesus u. öldü mü acaba ya? Biliyorsunuz değil mi Juan Jesus'u? Nasıl bilmezsiniz? Her sene düzenli olarak transfer ettiğimiz stoperi nasıl bilmezsiniz? Çığışarı. Yazın bak 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitiyor. Siz bakın bakalım yazın Juan Jesus'u kaç defa getireceğiz Fenerbahçe'ye. Bu arada şaka maka 1017 dakika oynamış Napoli'de. 16 maça çıkmış. Ee, siz bakın yazın ben nasıl getiriyorum Juan Jesus'u. Başkaları nasıl getiriyor. Çünkü göz bir arıyor. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de teknik adam konusu şimdilik kapandı. Artık transfer için kollar salındı. Öncelik bu sezon takıma katkı sağlayacak isimlerle anlaşmak. Bu yolda tabii ki ilk adım Vedat Muriçi'nin kiralanmasıyla atılacak. Şimdi haberde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ben haberin bu kısmına baktım bir sıkıntı yok. Ama ilerleyen kısımda büyük bir sıkıntı var. Yani ilk defa haberi okudum. Normalde ben haberi okumuyorum. okumuyorum. Burada doğaçlama şey yapıyorum. He, teknik adam yapılanma çalışmalar belli oldu. Bir numaralı hedef Muriçi demiş. Şimdi bak cümleye giriş şekline bak Ara transfer dönemindeki öncelik ise takıma hemen katkı verecek isimleri kadroya katmak. Bunun için kiralama yöntemine yönelecek olan yönetimin bir numaralı hedefi Vedat Muriçi. Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli sıkıntısı gol yollarında yaşanıyor. Sarlı Acivertler Kosovalı oyuncuyu 6 aylığına kiralayarak bu sorunu çözmek istiyor. Şimdi bak Vedat'ı çok severim. Çok iyi bir Fenerbahçe'dir. Yani çok klas bir isimdir. Ancak Fenerbahçe'nin gol yollarındaki sıkıntısını çözeceğini e, bilmiyorum. Çözeceğini iddia ediyorlar ama hani nasıl olur, nasıl eder bilmiyorum. Şimdi videoda bir kesinti oldu. İnşallah iki videoyu bir araya getirebileceğim. Şimdi dediğim gibi Fenerbahçe'ye tamam Vedat'ı seviyoruz ediyoruz ama net bir golcü lazım. Vedat net bir golcü mü? Hani Lazio'daki yaptığı yapamadığı şeyler biraz soru işareti. Ama durum bu. Şimdi aradığım cümle şu. İsmail Kartal'la birlikte daha önce Çaykur Rizespor'da birlikte çalıştığı ibaresi. Açıkçası ben bu ibareyi bekliyorum arkadaşlar şiddetli bir şekilde. Hani İsmail Kartal'ın eski öğrencisi İsmail Kartal dedi ki olmazsa olmaz Vedat'ı istiyorum diye. Şimdi Fenerbahçe Vedat'ı hem alacakmış hem de opsiyon ekleyecekmiş. Tabii bu birazcık e, hayal ürünü arkadaşlar onu söyleyeyim. Yine son dakika transfer haberi Fenerbahçe'den bu Penza hamlesi. Bu arada arkadaşlar kanalımızın işleyişini bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Sosyal medyadaki Fenerbahçe haberlerini, sosyal medyadaki Fenerbahçe duyumlarını burada konuşuyoruz. Ben kendi duyum kaynaklarımdan aldığım bilgiler doğrultusunda duyumları doğrulayabiliyorum, yalanlayabiliyorum, haberim yok diyebiliyorum ya da çeşitli işaretler verebiliyorum. Bilginiz olsun. Hani bizim sistemimiz bu. Bazı arkadaşlar çıkıyor ya ben, ben, de yaparım işte. Ben de şuradan buradan haber okurum diyorlar. Oku paşam, oku şekerim, oku tatlım, oku, oku güzel kardeşim. Yani okumaktan kime zarar gelmiş? Yani Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti oku zaten. Oku ama neyi oku? Kainatı oku, kendini oku. Bir bak bakalım. Mesela internet, internete yazın. Dünyanın dönüş hızı. Hiç yazdınız mı arkadaşlar? Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı 1670 kilometre. Peki güneşin etrafındaki dönüş hızı? 107 bin kilometre. Tabi saatte. 107 bin kilometre. Ve bu kadar hızlı dönen bir dünya bizi üstünden fırlatmıyor mesela. Al sana okuyacak bir bilgi. Hadi hadi bunu da açıklayın. Kendi kendini aldı. Bu böyle tesadüf eseri. Kendi kendini. Ya arkadaşlar. Çok da tartışmalara girmek istemiyorum ama bazı şeyleri de beğenmek gerekmez mi? Misal ben Trabzonspor'un bugün bir haberini aldım. Yusuf Yazıcı haberi. Yusuf Yazıcı'yı kiralamak istemiş. Ee, hangi takımı? Lil takımı. Lil takımı kiralamak istemiş. Trabzonspor'u önermişler ve Trabzonspor reddetmiş. Abdullah Avcı demiş ki gelirse takımın düzenini bozar. Bak ben bunu hayranlıkla karşıladım. Lan Fenerbahçe'de olsa misal veriyorum kim olsun? Vedat. Gelsin gelsin. Gerçi çok iyi futbolcu. Lan orada bir şey yapamıyor ki anlatamıyorsun. Mesela ben bunu hayranlıkla karşı. Trabzon gitti 3-4 tane transfer yaptı bak. İkinci dönem daha daha dün açıldı transfer kampı. Şey, e, tahtası. Bitti. Bitti. Ha, o kadar puan önde olmalarına rağmen. Fenerbahçe'de inşallah bir akıl olsun. Bu penza konusuna dönüyorum. 2020-2021 sezonda Atakaş Atay Spor'la Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Bupenza. Türkiye'ye geri dönüş hazırlığında. <laughs> Şimdi ben peşin peşin söyleyeyim. Hiçbir duyumum yok. Yani umarım olur. Çok istediğim, çok beğendiğim bir futbolcu umarım olur. Hiçbir duyumum yok ama onu da söyleyeyim. Gabonlu golcünün transferi için girişimlere başlamış. Fenerbahçe İşte devre arasında damga vuracak transfer hamlesi. Süper Lig'de Arombu Penza yeniden Türkiye'ye geri dönüş Afrika Kupası'nda bulunuyor. İlk maçında galibiyet golünü atmış. Gabonlu forvet Atakaş Hatay Spor Bordo'dan 200 bin euroya transfer etti. Bak mesela Atakaş Hatay Spor'un başkanı Fenerbahçeli derler. Ee, bizim yönetimde de bir abimiz var. Naif kibar konuşan bir abimiz. Hatay'da çok sevilir o da. Şimdi 38 maçta 22 gol attı bu penza. Gol kral oldu. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Galatasaray, Krasnodar, Fenerbahçe talip oldum. 10 milyon eurodan açtı ağzını Hatay. Fakat Al Arabi'ye 4 milyon 250 bin euroya verdi. Şimdi sevgili Erol abi, sevgili Bilecik abi. 4 milyon 250 bin euro Fenerbahçe veremez miydi bu penzaya? Yani bilmiyorum çok ilginç. Ha alamadığımız zaman da şey diyoruz sosyal medyada bazıları çıkıyor. Bu penzayı yarın gelecek diyor. Hadi getirin bakalım diyoruz. Valla sosyal medyada bazıları çıkıyor. Roger Schmidt yazın gelecek diyor. Sonra Fonseca geldi diyor. Sonra ee, neydi o favrı geldi diyor. Sonra başkası diyor. Sonra davum diyor. Sonra İsmail Kartal'la görüştüm. Kesinlikle Fenerbahçe'ye gelmeyeceğim. Tövbe estağfurullah dedi diyor. Sonra da diyor ki ben demiştim diyor. Sosyal medya değişik bir yer. Yani biliyoruz biz bu böyle arkadaşları. Ama hocam senin de kapak resimlerine lövü koydun. Kapak resimlerine lövü koyma içerikte Yani içerikte konuşulan arasındaki fark. Arkadaşlar bizim kanalın takipçi kitlesi bir günlük iki günlük değil. Yani bu kanalı yıllardır takip edenler var. Yani bu kanala Yaklaşık iki yıldır üye olanlar var. Parayı verip üye olanlar var. Ben bir kan bu kanalı oradan onlardan dinleyin derim. Neyse. Al Arabi forması. 12 maç. 4 gol 2 asist. Katar'da mutsuzmuş. Ee, İsmail Kartal'la Fenerbahçe teknik direktörü çözdü. Gol yollarında problem yaşadığı belirgin Fenerbahçe'nin. Girişmeler şey. Girişimler hızlanacakmış. 25 yaşında. Şu an Afrika Uluslar Kupası'nda. Kupada Gabon Komorları 1-0 mağlup ediyor. Şöyle bir ülke varmış ya. Forvet olarak görev yapan ve bu nedenle verimsiz olan bu Penza yeniden gollerine devam edebileceği bir takımda oynamak istiyormuş. Al Arabi de merkez değil, kanat forvet olarak görev yapıyormuş. Onu da söyleyeyim. Valla dediğim gibi arkadaşlar kimseyi de kandırmanın lüzumu yok. Benim bilgim dahilinde bir şey yok. Marsilya bakan bu transferini açıkladı. Hangi bakan bu? Şu Fenerbahçe'ye 3,5-4 yılına gelen bakan bu var ya o. Bakan büyük kadrosuna kattığını açıklamış. Ve beklediğimiz yani Mustafa Hoca'nın yine belirttiği bildiği duyumlardan birisi. Arkadaşlar ben size enteresan bir şey vereceğim, duyum vereceğim. Gerçekleşmeyen transferlerden bir duyum vereceğim. Abdu Konte. Hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorsunuz. Mecbur hatırlamak zorundasınız. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'yi almak istediği sol bekti. Ve bu 23 yaşındaki yetenekli arkadaş 1.83 boyundaki 23 yaşındaki arkadaş 1,5 milyon euro transfer market değeri olan arkadaş Troyes'e gitmiş. Fransa dik bir takımlarından. Ee, ve 2 milyon 700 bin euroya gitmiş arkadaşlar. Morirense'den 2 milyon 700 bin euroya gitmiş. 20 maça çıkmış bir asisti var 1696 dakikada. Bakalım kafayı daha ne kadar taşlara vurduracaklar. Ee, yani daha ne kadar taşlara vuracağız kafayı bu kontede inşallah iyi çıkmaz da deriz ki iyi ki almamışız deriz ama zannetmiyorum. Aynı şekilde Fabrizio Bustos. Bustos yazın sözleşmesi bitiyor ama ben Bustos'un Fenerbahçe'nin kapısına içeri gireceğini zannetmiyorum. Umarım ben yanılırım. Zamanında 12,5 milyon euroları görmüş bir isim. Ah Fenerbahçe'de futbol aklı tam olsa da basıp parayı şimdiden anlaşmayı yapıp Bustos'u ayarlasan hazır artık görüşmede yapabilirken ama maalesef elden kaçtı. Altay'da Mustafa Denizli ile yollara ayrıldı. Serdar Gürler 12,5 milyon TL serbest kalma bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuş. Ve 3,5 yıllık sözleşme imzalamış. Tabii ben buna üzülüyorum. Serdar Gürler'i belki de bu ülkede benim kadar beğenen, yetenekli bulan kimse yoktur. <laughs> Serdar Gürler, Yusuf Erdoğan... Hani benim gözümde bir şeydir. Ee, bir Kerem Aktürkoğlu'nun yaşlı halidir. Bu arada 1 euro 15.58 yaklaşık 700-800 bin euro civarında. Hani birkaç hafta önce 18 falandı euro. Ee, 1 euro bu kadar. Biz Türk lirası olarak hesaplayalım. 12 buçuk milyon TL. 802 bin euro yapıyor. 800 bin euro diyelim arkadaşlar yani bir Sinan Gümüş verilip <laughs> takas yapılabilirdi. Isparta 32 Spor. Bakın çok güzel ismi var. Tam böyle al da pilot takım yap adı gibi. Isparta 32 Spor. Bak Isparta 32 Spor. Tam dediğim gibi 1 milyon 280 bin euro piyasa değeri var. Ee, i̇kincilik beyaz grupta yer alıyor. Dehşetül vahşet bir ismi var bence. Bugün bir transfer gerçekleştirdiler. Kimi aldılar biliyor musunuz? Ne bileceksiniz? Emre Kartal'ı aldılar. Emre Kartal kimdir? Konyaspor'dan ayrılan Emre Kartal. Aynı zamanda Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğludur. İsmail Kartal Fenerbahçe'de çalışırken bu çocuğu okulda ağlatmışlardı. Ben onu hatırlıyorum. 19 yaşında pırıl pırıl bir genç sol bek. Ee, ben size bir sol bek demişken aklıma geldi. Mikael Askarov. Hiç böyle bir isim hatırlıyor musunuz? Mecbur hatırlayacaksınız. Bu kanalın müdavimiyseniz hatırlayacaksınız. Mikhail Askarov 19 yaşında Kazakistanlı Solbek. Kazakistan U21 takımında da oynamış genç bir yetenek. İlginç bir detay vereyim size arkadaşlar. Mikhail Askarov şu anda Adana Demirspor U19 takımında. 11 Kasım 2021'de sözleşmesi e, bitirilip Adana Demirspor'a gitti ve U19 takımında 3 maça çıkmış 270 dakikadan. Hani geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen isimlerden birisiydi. En azından ben öyle görüyordum. Bilmiyorum Fenerbahçe'de bir şeylerin değişmesi lazım. Barcelona Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıklamış. Aslında tam Fenerbahçe şeyi. <laughs> Bak tam Fenerbahçe vizyonu. Harbi söylüyorum. Tam Fenerbahçe vizyonu. Gerçi milli takım tercihini e, yapma, yaptı mı? ha Avusturya milli takımda oynamış. Türk sayılmıyor pardon. Türk sayılmıyor. 9 maça çıkmış. 290 dakika. Ne gol var ne asist var. 500 bin euroya kiralamış Barcelona. Piyasa değerini 10 milyon euro yapmış. Geri göndermiş. E, böyle bir futbolcu. Başka? Ticuinho Suarez dün sosyal medyaya bazı arkadaşlar iddiasını ortaya attılar. Ali Koç isterse Tiquinho Suarez'i uygun maliyetle getirebilir çünkü futbolcu orada mutsuzmuş demiş. Şu an eminim dünya yüzeyinde takımında mutsuz olan binlerce futbolcu vardır onu da söyleyeyim. Sorunlar yaşıyormuş. Ee, ben şunu söyleyeyim Tiquinho Suarez 6 milyon euro piyasa değeri var. 2024'e kadar sözleşmesi var. Brezilyalı forvet 1.87'lik Avrupa Ligi'nde iki tane golü var. Bilin bakalım hangi takıma? bildiniz. <laughs> ya çok ilginç bir takımız ya. Gerçekten çok ilginç. 24 maça çıkmış, 1239 dakika, 8 golü var. Bak. Şimdi Vedat'a veto ederim. Vedat'ı veto, veto ederim. Niye veto ederim? Ya Vedat arkadaşlar, şöyle bir durum var. Hani Lazio'da gol atamıyor. Şimdi Fenerbahçe'ye gelip benzer performans gösterirse bütün Vedat sevgisi biter taraftarın. Ama Tikunyo Suarez. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Ben mesela buna sıcak bakarım. Ha, sözleşmesini fes sıcak bakarım. Yanlış anlaşılmasın. Zaten bedava almışlardı. Bu tip futbolcular bedavayken imza parasını ekleyip bir de sözleşme fesip bedeli falan filan koyuyorlar. Belki alacaklarını bırakıp alırsan mantıklı olabilir. Ama Tikunya Suarez'e ilgili bana gelen bir bilgi yok arkadaşlar. Origi Divok Origi Klopp, Jürgen Klopp Origi'nin Liverpool'da kalacağını söyleyebilirim demiş. Hadi odan. Evet, evet. Nasıl kalacak? Ya Liverpool'da nasıl kalacak kardeşim ya? Ben Erbaç'ı aldı anlaştı getirdi. Uçak şeyini Şeklip Bey söylesin. Getir ettim. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar çok ilginç bir şey var. Eee Allah evet, çok çok ilginç bir çok ilginç bir şey var ya durum var ortada hayırlısı olsun ne diyelim ee, söylenecek çok çok tuhaf şeyler var ama hayırlısı olsun öyle söyleyeyim ben Origi zaten olmayacağı belliydi ama. En azından artık Fenerbahçe taraftarının %90'ının inanmaması benim hoşuma gitti. Son olarak da Serkan Akkoyun'dan güzel bir öneri var. Ben bu öneriyi de dikkate alacağım. Ee, bir futbolcu önerisi var arkadaşlar. Diyor ki, Ruyo Kikuchi. Asya'da dikkat çeken bir stoper var. Ryo Kikuchi. Bölgenin en iyi performans verenlerinden biri. Bayağıdır konuşuluyor. Verilere göre Japonya Ligi'nin en iyi stoperi. Videolarını izleyince de özellikle standart stoper rolünde bayağı iyi. Yaşı orta ama Avrupa'da Avrupa yapar diyorlar demiş. <laughs> Kikuchi için. 600 bin euro değeri var. 25 yaşında 9 Aralık doğumlu. 1.88. Japon. Japon olması da iyi. 99 maça çıkmış. 8 gol 1 asist. 8.164. Valla ee, ben bir şey söyleyeyim mi? Al sana pazar al sana transfer pazarı. Hiç mı yok. Al sana transfer pazarı. Ya yani gerçekten al sana transfer pazarı. Kikuçi, Mikuçi, Pikachu, Mikoçi, Pikachu, Mikaçu bir şeyleri getireceksin. Yani kim tuttu? Hepsi de tutacak diye bir şey yok. Orası da ayrı mesele. <laughs> yani ee, kim tuttu diye de şey yapılmaz ama e, bence o pazara yönelmesi lazım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Doğru, bu Şimdi bir de bir şey daha belirteyim. Fenerbahçe'de Kim Minji, Atilla Salahi e, ya da daha yüksek bedelli transfer market piyasası yüksek olan bazı futbolcular var. Gidebilir, gitmeyebilir. Yazın gidebilir, e, kışın gidebilir. Şöyle böyle diyorlar ama ben şu aşamada gideceklerini pek zannetmiyorum. Yazın da gideceklerini zannetmiyorum. Şimdi de zannetmiyorum. E, çünkü eğer Löv gibi bir isim düşünüyorsan Niye Löv sana çıkıp taşar? Bu arada İsmail Kartal sağlık kontrolünden geçmiş. Sağlıklıymış. Ee, şimdi Löv gibi bir adam sana niye elindeki en iyi futbolcuları sattırtsın? İşte transfer şeyi açacağız. <laughs> ne derler onun adına? E, limit açmak için yapacağız falan. Kimse o limiti falan kabul etmez arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olursanız... Minnettar kalırız, müteşekkir kalırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.